yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar 3.0 güncellemesi geldi. Ben oyunumu güncelledim. Yeni modlar eklendi. Livik de var, Sanok da var. Ayrıyeten de Erangel da var. Ana modlarımız arkadaşlar. Bugün hem modu anlatacağım, hem neler var neler yok onların incelemesini yapacağız. Bu arada videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız da mevcut. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Tabi oyunu indirmek isteyenlerle alakalı bilgi de vereceğim. Nasıl indirebilirsiniz? Tabi iOS'lar ayın 10'unu beklemek zorunda arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Android'ler için şu an güncelleme yapabilirsiniz. Ama iOS'lar arkadaşlar ayın 10'unu beklemeleri gerekiyor. Emülatörler de ayın 10'unu beklerlerse iyi olur. Çünkü erken yaptığınız güncellemelerde emülatörde tuş ayarları bozulabiliyor arkadaşlar. Yani emülatörün kendi güncellemesini beklemeniz gerekebilir. Şimdi bir tanesi arkadaşlar envanter kısmına geldiğinizde şurada filtreme kısmında yenilikler gelmiş. Burada hani ayrıntılı arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle alındığı tarihten bilmem neyine kadar yılına kadar ayrıntılı bir burada arama seçeneği oyuna eklenmiş arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde özellikleri ben size anlatacağım. Ondan sonra hem haritaya da gireceğiz. Yeni yeri göstereceğim. Birkaç yer var daha doğrusu. Ondan sonra yine ekstra bir özelliğimizi de antrenman modunda göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci özelliğimizle başlıyoruz. Birinci özelliğimiz maçta öldünüz artık böyle uçakla falan geri gelmiyorsunuz. Sizi prizona atıyor ama prizon harita dışında bir prizon var arkadaşlar. Buraya atlıyorsunuz, burada rakiplerle savaşıyorsunuz duruma göre. Rakip yoksa bekliyorsunuz, orada yeşil alanlar var arkadaşlar. O yeşil alanların içine girip oradan normal oyun alanına geri dönebiliyorsunuz. Böyle biraz aksiyonlu bir olay yapmışlar maça geri dönüşlere. İşte yeşil alan dediğimiz yerde burası arkadaşlar. Bunun için de beklemeniz gerekiyor. Geri dönüş yapabilmeniz için. Geri döndünüz, hemen bir diğer özelliğimiz arkadaşlar. Artık normal yine uçağı biliyorsunuz. Neydi bunun adı tabii ki? İple. Bunun adı neydi ya? Unutuyorum hep. Yani bir yere tutunduğunuzda böyle ayrıyeten uçma şeyini de açabiliyorsunuz. Ekstra bir özellik olmuş bu şekilde. Aradan ismini unuttum. Bak şu an aklıma gelmedi videoda. Siz biliyorsunuz büyük ihtimalle. Lan her seferinde unutuyorum yani. Şöyle hani ismini hatırlamak için bakıyorum, ondan sonra unutuyorum. Yani değişik bir olay ya. Ya da neydi buna da? Dur bir dakika, şurada bir yerde görmüş olmam lazımdı. Dereyrey. Neyse devam edelim abi. Klonlama var biliyorsunuz, klonlama olayını arkadaşlar. Bu şekilde kendinizi klonlayıp rakibin bulunduğu bölgeye gidebiliyorsunuz. Oradan rakibin kafasını karıştırıp veyahut da pustuğu yerden dışarı çıkartabilirsiniz. Adamı ortaya getirdiğinizde arkadaşlar onu da rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Bu bayağı bir canlar yakacak gibi duruyor bu klonlama olayı gençler, onu söyleyeyim. Bir diğer özelliğimiz biliyorsunuz kılıç geldi. Kılıcın güzel yanı, yani böyle salladığınızda arkadaşlar böyle ileriye doğru bir şeyler atıyor. Rakibinizin canı gidebiliyor ama tabii böyle kılıcı kendi salladığınızda da böyle savunma kısmında mermi işlemiyor kılıcıdan arkadaşlar. Değişik bir olay. Yani adam size sıktığında mermi işlemeyecek eğer o hareketleri yaparsanız. Böyle bir özellik de oyuna eklendi kılıç kısmında. Bunu gösterdik, hemen şu oyundan şöyle bir eğitim sahasını indirmemiş miyiz? İndirmemişiz. İndire koysun abi. Hızlı bir şekilde onu indirirken. Tabii Metro Royale kısmında da yeni harita eklendi arkadaşlar. O tabii diğer kısımda mı? Nerede? Şu an Metro Royale'i göremiyor muyum? Neyse hemen şöyle eğitime girelim. Karlı harita eklendi. Kar fırtınası var daha doğrusu, hava değişikliği olarak hem. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar. Aha ekran gitti. Bir saniye. Niye böyle yapıyorsun? Ekran. Tamamdır, ekranımız geldi. Ulan bazen böyle arada değişik şeyler oluşabiliyor. Şöyle hemen hassasiyetlerden şunu bir
ortaya çekelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yeni güncelleme ile beraber oyunumuza ne geldi? Artık keskin nişancılarda adamları vurduğunuzda arkadaki adama da işliyor arkadaşlar. Biz bunu 3 kişide denedik ve 3 kişiyi de direkt öldürdük gençler, onu söyleyeyim. Yani mesela diyelim şuradan, bak şuradan anlayabilirsiniz olayı. Skobu açtık ya. Bak abi mermi arkada gidiyor yani. Şöyle yapalım. Gördünüz mü? Şu kısım enteresan. Şuradan vuralım. Bak abi şimdi. Mesela öndekinde kask yok. Açıyoruz. 312 vurdu yani. Şöyle boyun kısmından vursam. Kaskı patlatır mı onu merak ediyorum. Normalde evet patlattı. İkinci kaskı patlattı. Üçüncüsü şu an duruyor. Bu şekilde artık karbon olayı da oyuna eklendi arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir lobi dönelim. Tabii maç bulur mu bilmiyorum ama bir tane şöyle bir solo diyelim. Çünkü normal rankımızı düşürmeyelim. Hazır diyelim, başlayalım bakalım. Şöyle bir oyunumuza giriş yapacağız. Tabii oyunda Yasnaya, George Pool ve Prison bölgelerinde arkadaşlar değişiklikler var, onu söyleyeyim. Tabii şu an güncellemeyi yapan belki çok inanılmaz az kişi olduğu için maç da bulmayabilir. Şöyle bir bekleyelim birazcık. Bu şeyi bir dakika şeyi kapatalım, ayarlardan açık olabilir. Aynen. Dur şöyle şunu kapat diyelim. Şöyle başlayalım bakalım. Çok bulacağını tahmin etmiyorum ama yine de denemekte yarar var. Bu arada Pagani gitti arkadaşlar. Neyse, bu haritayı ararken biliyorsunuz yeni Mighty Force oyuna eklendi gençler. Burada da toplamda 3 setimiz geldi yine. Söylemiştik zaten bu setlerin geleceğini, neler setler olacağını. Silah olarak da arkadaşlar 3 tane silahımız eklendi. Uzi var, pompalı var, M16 A4 var. Şöyle bakarsak silahımız da bu. Evet, yani şöyle bir maç bulmayacak gibi gözüküyor. Oyunu güncellemek isteyen arkadaşlarımız varsa arkadaşlar onu da söyleyeyim. Nasıl güncelleme yapabilirsiniz? Şimdi ben hemen videomuzun açıklama kısmında Discord adresimiz mevcut. Discord'a geldiğinizde arkadaşlar duyurulara geleceksiniz. Şurada hemen duyurular kısmı var. Şu an burada gözükmüyor ama siz bu videoyu izlediğinizde ben bunu buraya koymuş olacağım. Büyük bir ihtimalle normal güncelleme linkinde buradan ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Ama Android'ler arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani emülatör ve iOS'lar güncelleme yapmazsa, zaten iOS'lar yapamaz da emülatörler yapmazsa iyi olur. Çünkü tuş ayarlarınız bozulur arkadaşlar. Bu standart bir şey. Ondan dolayı ayın 10'unu bekleyin. Ama normal mobilden oynayanlar buradan güncelleme yapabilirsiniz. Discord adresimiz videonun açıklama kısmında mevcut. Evet, bu kısımda bu şekildeydi. Dediğim gibi maç bulmuyor şu an arkadaşlar. Çünkü güncelleyen daha yok. Umarım video sizin için yararlı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bu arada bitirmeden önce de araç içinde artık hareket ederken cam basabiliyorsunuz. Yani şoför koltuğundayken. Onu da söyleyeyim. Unutmuştum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi eğlenceler.